Başbakan Davutoğlu'nun dün akşam yaptığı bir açıklama gündeme bomba gibi düştü. Çünkü konut alacakları %15 oranında devlet yardımı yapılacağı konuşulmaya başlandı. Ne var ki durum tam olarak böyle değil. Zaten Başbakan Davutoğlu da yanlış anlamaların önüne geçmek için bugün ayrıntıları anlattı. En önemli iki ayrıntıyı hemen söyleyelim. Yardım sadece ilk kez ev alacaklar için ve bankaların ev kredisi kullanacaklardan talep ettiği %25 peşin ödemenin %15'i oranında verilecek. O da başvurmadan önce 5 yıl beklenirse. Konut kredilerinde ilk mecburi olarak yatırılan 25 peşinatı biriktirmek için açılan her hesaba devlet yüzde 15, yüzde 20 nispetinde katkıda bulunacak. Başbakan Davutoğlu müjdeyi verdi. Konut alacaklara devlet desteği yolda. Konut almak şartıyla açılan bir hesap. Sizin yüzde 25 peşinatı yatırmak için biriktirdiği o para 50 bin liraysa %15'i nispetinde ona katkıda bulunacak. İçinde bulunduğumuz bu dairenin fiyatı 500 bin lira. Eğer bu daireye sahip olmak istiyorsanız %25'ini yani 125 bin lirasını peşin olarak yatırmanız gerekiyor. İşte bu noktada da devlet devreye girecek ve sizin adınıza o 125 bin liranın %15'ini yatıracak. 125 peşinat zorunlu olduğu için 125 bin ödemesi gerekiyor. 18.750 TL devlet destek vermiş olacak bu durumda. Ev sahibi olmak konusunda da bir kolaylık olmuş olur. Hepimiz için iyi olur diye düşünüyorum ben. Yani ortalama destek %4'e yakın olacak. Katkı nasıl olacak? Düzenlemeden kimler yararlanacak? Başbakan bugün bir kez daha anlattı. İlk evde olacak. ikinci ve üçüncü evde değil. Bu da daha çok yeni evlilerle ilgili olacağı için 100 bin lira biriktirmişse 15 bin lira da devlet verecek. Düzenlemeden yararlanabilmek için bir bankada konut birikim hesabı açtırılması gerekiyor. Para hesapta 5 yıl kalacak. Devlet ancak o zaman destek olacak. Eğer hesaptaki para 5 yıldan önce kullanılırsa devlet katkısı da kademeli olarak azalacak. 5 yıl için yüzde %15 ise 4 yıl için yüzde %12, 3 yıl için yüzde %10 gibi Kademelendirilmiş bir şekilde. Haberin ardından emlakçılar ve inşaat firmalarına telefon yağdı. Yüzde 15 desteği sabah gazetelerde okuyan heyecanlı bir şekilde arıyor. Bizim durumumuz ne olur? Kaç lira yatırsak kaç lira alırız? Ben de şimdi emlakçılığı bıraktım matematikçi oldum. 100 lira yatırsa diyor yüz bin ne alırım? Sabah geldiğimizde bir saat içinde 8-10 tane telefon aldık bu konuyla ilgili. Vallahi çok iyi bir uygulama çünkü orta gelirli kişilerin bu yönde ev alması, tasarruf yapması bu şartlarda zor olduğu için. Zamanlaması da çok iyi. Birazcık durgunluk yaşayan bir ortamda bu durgunluğa olumlu katı sunacaktır. Güzel bir uygulama. Orta düzeydeki insanlar için faydalı bir şey olacağını sanıyorum.